Ya ben orada olacaktım var ya, ağızlarını burunlarını böyle dağıtırdım ha. Ya bir de bir kişiye kaç kişi dalmışlar ya? Sığar mı delikanlılığa bu? Tabii canım. Zaten Burak onların hakkından gelirdi yoksa. Onu öyle görünce o kadar kötü oldum ki. İçim parçalandı resmen. Canım benim ya. İçim parçalanmaz mı? Hadi gel. Burak'a onun en sevdiği pastadan yapalım. Giderken de götürürsün. Aa, çok iyi fikir. Yardıma ihtiyacınız var mı? Yok sağ ol. Sen otur Erdem. Çok güzel oldu. Elimize sağlık. Burak ne yapıyordur acaba? Aklım hep onda. Arasana o zaman. Yok ya. Şimdi annesi falan yanındadır. Belki de uyuyordur. O sonra beni arar. Ya doğru. Size de hiç rahat yok. Erken çık bari. Belki evde karşılaşırsınız. Ya ondan önce okul için bazı şeyler almam lazım. Kırtasiye'ye gideceğim, ondan sonra gideceğim. Ya Aslı, ben de seninle geleyim mi? Çok bunaldım ben. Bana da değişiklik olur. Çok iyi olur. Ay of Gonca. Şunlara bak ya. Ne kadar güzeller. Baksana rengarenk. İnsanın çocuk olası geliyor. Ya aslında ben de bunlara bayıldım. Çok güzeller. Ya dayanamayacağım, alacağım ben. Hem de her renginden. Her renginden mi? Aslı ya. Benim içimde kalmış galiba. Okula giderken alamazdık ya o kadar kalem silgi. Ne kadar özenirdim arkadaşlarım ona rengarenk kalemlerini, silgilerini. Al Gonca. Her renginden al. Aslı. Kırtasiye alışverişinden sonra kalıyor mu başka bir ihtiyacın? Başka bir ihtiyacım yok. Bu kadar. Kıyafet, ayakkabı falan. Bak çekinme Aslı. Ben sana destek çıkarım. Abimin kredi kartı da bende. Özel okula başlıyorsun kızım. Evet. Kim bilir nasıl giyiniyorlardır. Ya Gonca ben böyle şeylere çok takılmam ama... aralarında sırıtmamam lazım. Evet evet bence de. Alalım biz sana birkaç bir şey. Kızım koskoca pastanemiz var ya. Öderiz herhalde. Ay bunun rengi ne kadar güzel. Çok güzelmiş. Al onu da. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, yolunda her şey. Maşallah, maşallah. E tabii. Pastalarınız bu kadar güzel olunca işler de yolunda gider. Teşekkür ederiz. Ya size de bir şeyler ikram edeyim. Vaktinizi almayalım. Oğlum seninle biraz konuşabilir miyiz? Tabii, tabii buyurun. Şöyle geçelim. Bizim kız bu sene de üniversiteyi kazanamadı. Ay baba ya. Neyse, dershaneye gidecek yine. Ama tam gün değil, yarım gün. Diyorum ki, yarım gün gelse size burada yardımcı olsa. Ya biz burada çok kalabalığız zaten. Lütfen bak. Hem para falan da istemem. Ya ne bileyim, değişiklik falan olur. Bütün gün de ders çalışılmaz ki. He. Ya yok zaten para falan değil, mevzu da... Bak ne diyeceğim. Kiradan 400 lira indirim yapayım sana. Kabul ediyorum. Tamam, olur. Gelsin, madem bu kadar ısrar ettiniz, başlasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Görün bakın, arı gibi çalışacağım. Erdem oğlum, çok sağ ol. Ne demek, ne demek? Defne yarın öğleden sonra gelsin, başlasın. Tamam. Hayırlı tamam. İşler. Sağ olun, teşekkürler. Oldu o zaman. Görüşürüz yarın. Görüşürüz. Üniversiteye girememiş ya bu yıl. Üniversiteye giremediği için de geldi adam, dedi ki dershaneye yazdırdım dedi. Yarım gün dedi. Yarım günde gelsin burada çalışsın dedi. 400 lira. 400 lira adam indirim yaptı kirada. Gerçekten şok oldum. 400 lira yaptı. Ne yapayım, öyle deyince de kıramadım adamı yani. Anladım. Adamı kıramıyorsun ama beni kırabiliyorsun. Bir de öyle hemen samimi olmuşsunuz oğlumlar falan. Adam dükkan sahibi, adam dükkan sahibi. Ne yapayım hayatım ya? Anladım Erdem, anladım. Göreceğimi de gördüm, anlayacağımı da anladım. Peki tamam. Kız çalışsın burada.
Ama o kız buralardayken sen buralarda olmayacaksın Erdem. Gonca yapma şimdi yani ya. Ya hayatım ne diyorsun? Ne anladım anladım diyor. Neyi anladın? Ne, ben nerede olacağım o zaman ya? Hayatım ben şey diyorum ya, acaba limonata da mı yapsak ev yapımı? Ne yaparsan yap Erdem. Ya da ne bileyim, git Defneciğine falan sor. Ya bir şey diyeceğim, Gonca ne olur yapma ya şöyle. Aslı bir şey de şuna ya. E tamam Gonca ya, üstüne gitme bu kadar çocuğun. Koruma şunu Aslı, şımarıyor sonra. Koru beni Aslı, koru. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Hoş geldin. Şöyle Çabuk. Otursana. Çok güzel bir yermiş. Evet. Ben boş zamanlarımda Gonca ile Erdem'e yardım etmek için geliyorum. Çok sağ ol. Volkan, nedir bu kadar acil olan? Çağla. Ben artık o kızın ismini duymak istemiyorum. Aslı biliyorum ama bu konunun seninle de alakası var. Ne oldu yine? Çağla bir süre Buraklar'da kalacakmış. Yani bence sen de birkaç güne bekmesen iyi olur. Çağla ile karşılaşırsan hiç hoş olmaz. Kendi evime niye gidemeyecekmişim ki ben? Aslı bak, kendini tehlikeye atıyorsun. Emin misin? Evet, eminim. Ben de birazdan eve gidecektim. Gelip uyardığın için çok teşekkür ederim. Peki, ben seni daha tutmayayım. Umarım bir sorun olmaz. Aslı, lütfen dikkatli ol. Merak etme. Görüşürüz. Güle güle. Kolay gelsin. Sağ ol. Birkaç gün Buraklar'da kalacakmış. Volkan eve uğramazsan iyi olur dedi. Niye kalıyormuş ya? Hasta ya, ondan herhalde. Üf, ne bileyim Gonca ya. O yılanın kesin aklında bir şeyler vardır. Yok. Burak buna hayatta izin vermez. Bilmiyorum Gonca. Sarıçıyan ya. İlla her şeyi kullanacak. Aslı gerçekten gitmesen mi acaba eve? Ya seni orada görürse? Ya niye gitmeyeyim? O kızla sevgilimi aynı evde mi bırakacağım? Ölürüm daha iyi ya. O kadar netim yani. Sen de haklısın tabii. Ama dikkatli ol en azından. O dikkatli olsun. Hadi kolay gelsin. Sağ ol canım. Alo Aslı. Nasılsın? Pardon. Tanıyamadım. Tanıyamadın mı? Aşk olsun. Ne var? Ne istiyorsun? Şu an nerede olduğumu hayatta tahmin edemezsin. Şu an senin nerede olduğunu beni hiç ilgilendirmiyor. Ama belki kimin yanında olduğumla ilgilenebilirsin. Birkaç gün Burak'ın yanında kalacağım. Merak etme, onunla çok yakından ilgileneceğim. Eskisinden daha sağlıklı olacak. Kızdın mı yoksa? Eminim sen de onun yanında olmak istiyorsundur. Sen onun yanında değilsin. Sen onun evindesin. Ve bunu söylemek için beni arayabilecek kadar da zavallısın. Sana acıyorum Çağla. Bence sen onun yanında olamadığın için kendini acı. Bunun pek bir önemi yok. Çünkü ben onun kalbindeyim. Senin asla olamayacağın bir yerden. Of ya Aslı! Sağ
misin? Ya bu kız beni deli ediyor ya. Canım benim, o da seni delirtmek için yapıyor ya zaten. Sarı çıyan ya. Kızım, biliyor musun? O evde o kızın başına bir şey gelse kimse senden şüphelenmez aslında. Ne demek o şimdi? Aman canım, şaka yaptım. Git kızı gece uyurken yastıkla boğa falan da demedik yani. Aslında iyi fikir. Burak benim, anlıyor musun benim? Ay yok canım, daha neler. Uf, kafam allak bullak oldu ya. Hadi ben eve gidiyorum. Görüşürüz. Dikkat et. Beni haberdar et. Tamam. Aa, nasıl ya? Aslı ne oldu? Gonca, Burak'a saldıran çocuk var ya, Çağla'yı da şimdi evden çıktı. Aslı ne diyorsun? Pardon ama şoktayım şu anda. Bir de beni düşün. Burak kesin delirmiştir. Annesi yanında diye de bir şey söyleyememiştir. Ya kızım, Çağla çağırmış olmasın? Yok canım. Olabilir mi? Olabilir mi ne demek? Sen beraber çıkıyorlar demedin mi? Yani hem dön, sonra da eve gel. Olacak iş mi? Kendiliğinden gelmemiştir herhalde çocuk. Ya ben dün gece o kızı nasıl benzetmedim ki? Ayağıma kadar gelmişti. Şeytan diyor ki çık karşısına. Tut saçından, sokağa kadar sürükle onu. Maşallah. Senin yeni eleman da bayağı çalışıyor. Hayatım ya, kız yarım saatte her yeri pırıl pırıl yaptı ha. Erdem? Yanlış anladın hayatım, yani çalışıyor anlamında. Ben şimdi sana yapacağımı bilirim. Bana mı? Defne. Mutfakta da biraz iş birikmiş. Burası zaten bitmek üzere. Sonra hemen gidip orayı da hallederim. Halledersin. Buralar değil mi? Bulaşıklar da çok birikmiş. Olsun. Ben hepsini hemen hallederim. Hem bulaşık yıkamayı da severim zaten. Önce onlardan başlarım. Bu kız sandığımdan da dişli çıktı. Bir de şey yapılacaktı. Pasta harcı. Ama becerebilir misin ki sen? Tabii tabii. Onları da yaparım ben. Şurada malzemeler, oranlar falan hepsi yazıyor. Sana kolay gelsin o zaman. Sağ olun. Erdem. Efendim canım. Bu kız çok yavaş. İşleri bitiremiyor. Ya hayatım, biraz fırsat verelim. Yazık, yeni daha kızacağız. Erdem, kızacağız falan ne oluyor? Sen bugün kızacağız dersin, yarın Defne, arkasından da bir cim falan eklersin. Ben de seni öldürürüm o zaman. Hayatım ya, sen bana olan aşkından kudurdun ha. Şımarma Erdem, şımarma. İşimize bakalım biz. Bakalım hayatım. Hatta şöyle yapalım. Sen böyle git, biraz hava falan al. Ne havası filan? Deniz havası. Hatta sen al şu alışveriş listesini.
böyle denizin kenarından kenarından hava ala ala git onları al gel. Mesai bitene kadar gelme diyorsun. Aferin canım. Aynen öyle diyorum. İnanmıyorum Aslı ya. Evet Gonca. Ya bizim acilen bir ev bulmamız şart. Şükran teyze bizi o evde hayatta barındırmaz. Ben sana söyleyeyim. Yarışmadan 10.000 lirayı kazanacaktım var ya. Of ne güzel olurdu gerçekten ya. Aslı bir şey söyleyeceğim ama kızma. Acaba Volkan'ın borç teklifini kabul mü etseydin? Gonca saçmalama. Ya borç vermek istemiş çocuk. Ne var bunda? Gonca. İyi ya tamam. Sustum. Uf. Volkan arıyor. Ondan bahsettiğimizi anladı herhalde. Derin çocuk. Yok açamam. Ya buluşmak falan ister şimdi. Sonra ben zor durumda kalıyorum. Yalan söylemek de istemiyorum ona. Aslı, hayat çok garip değil mi? Daha birkaç ay öncesine kadar Volkan'a aşıktın. Pastaneye gelse de onu görsem diye can atıyordum. Hatırlıyor musun? Bodrum'dayken sevgili numarası yapacağın kişinin Volkan olduğunu öğrendiğinde ne kadar heyecanlanmıştım, ne kadar mutlu olmuştum. Aslı. Duyduklarım doğru mu? Aslı'yla bir süredir birlikteyiz. Ve birbirimizi çok seviyoruz. Ha öyle mi? Tebrik ederim. Sizin adınıza sevindim. Öyle mi? Evet, ben de Aslı'ya teşekkür etmek için gelmiştim. O kadından uzak durması için Eda ile konuşacak. Umarım başarır. Sen daha iyi misin kuzen? İyiyim. Anladım. Ben artık çıkayım. Çok sağ ol Aslı bu arada. Sizi tekrar tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.
Canım ya, pastalarınızın hepsi birbirinden lezzetli. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Herkese reklamınızı yapıyorum. Bu dükkan yakında müşterilerle dolup taşacak. Siparişlere bile yetişemeyeceksiniz. Ay inşallah. Biraz yoruluruz ama olsun, para kazanalım da. Kanka, hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Ben alayım poşetleri. Tamam, ben alırım. Teşekkürler, ben alırım. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk hayatım. Ben şirkete geçiyorum. Tamam canım, ben de şuraları toparlayayım. Kanka, benim seninle bir şey konuşmam lazım. Olur, konuşalım. Ama özel, yalnız konuşmamız lazım. Tamam. Hadi gel dışarıda konuşalım. Seninki neler çeviriyor acaba? Bir bilsem. Ay, meraktan çatlayacağım şimdi ya. Vallahi ben de. Ay aslı ya, o kızla ilgili değildir değil mi? Saçmalama Gonca. Şimdi siz bizi oyunda yendiniz ya. Ha, tatil programı yapalım diyorsun yani. Ben yaptım bile. Süper. Nereye gidiyoruz? Ya şimdi sen 5 yıldızlı otellerden falan sıkılmışsındır. Ben de öyle gerçi. Ben de sıkıldım canım. Gerçi ben tatil yaptığım için sıkılmadım ama. Neyse. Kamp yapacağız. Kamp mı? Ha, kamp. Sen daha önce yaptın mı? Hayır. Bak kanka, gerçekten ben kamp konusunda çok iyiyim. Cidden. Küçükken yavru kurttum ben. İzciydim. Şey yaparım, ateş yakarım, çadır kurarım. Böyle ayı tuzağı falan çok güzel gerçekten. Yok yok bende. Süper oğlum. Süper. Şimdi sen kamp işini bana bırak. Ya kanka, şimdi iyi güzel diyorsun da bu kamp fikrine kızlara bir danışsa mıydık? Yani belki gitmek istemezler falan ha. Kanka? Ya biz olacağız, kızlar gelmek istemeyecek ha. Ya bu bak şimdi, şimdilik sürpriz olsun tamam mı? Söylemeyelim. Benim müthiş planlarım var. Hadi anlat bakalım neymiş bu planı. Kızım ya, ne konuşuyorlar hala o kadar? Aslı? Ya sen hala Volkan'la olanları düşünüyorsun değil mi? Evet. Ya hala olayın şokundan çıkamadım. Ya çok özür dilerim Aslı. Benim yüzümden az kalsın çok kötü şeyler oluyordu. Senin ne suçun var? Fark edemedik işte. Ya olur mu? Boş boş konuştum. Ne gerek vardı? Ya var ya, şu dilimi eşek arıları soksaydı da konuşamasaydım. Öyle deme. Bak Allah'tan Volkan hiçbir şey çaktırmadı. Ya evet ya. Hemen kıvırdı çocuk. Yani o kadar da günahını aldım. Daha bir şey söylemez değil mi? Söylemez herhalde. Ya Volkan'a da çok rezil ol. Aman canım, sen şimdi bunu düşünme. Boş ver. Sen Burak'a aşıksın. Önemli olan o. Evet. Hem iyi oldu. Volkan da duydu artık, öğrendi. İnşallah Burak duymaz Gonca. Ben onu kaybedemem. Aslı sus, böyle bir şey olmayacak. İnşallah. Ne oldu, bitti mi gizli konuşmalarınız? He, bitti canım. Erdemciğim, ne olduğunu anlatacaksın bana. Biliyorsun değil mi aşkım? Canım, ben gidiyorum. Öpeyim seni. Hadi görüşürüz. Güle güle. Evet Erdem, anlat bakalım. Sürpriz öyle, sürpriz söylenmez ya. Ben şunları aşağı indireyim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Buyurun oturun. Ben mailinizi aldım. Tasarımlarınızın hepsi birbirinden güzel. Beğenmenize çok sevindim. Aa, beğenmek ne kelime? Bayıldım. O yüzden siparişleri onaylamak ve
Yeni siparişler vermek için geldim. Ne ikram edelim size? Limonata alabilirim. Süper, hemen geliyor. Teşekkür ederim. Yaptığınız tasarımların hepsi o kadar güzel ki, yani karar veremedim, seçemedim. O yüzden hepsi olsun istedim. Konuştuğumuz gibi 500 adet. Tabii, çeşitlilik bence çok hoş olur. Kesinlikle. Afiyet olsun. Aa, teşekkür ederim. Bu arada ben ücreti vereyim size. Ne kadardı? 2000 lira. Buyurun. Ben buraya alındı yazıyorum. Tamam. Harika. Aa, bu arada bir de nişan pastası sipariş vermek istiyorum. 250 kişilik. Onun için de bir tasarım hazırlarsın Aslı'cığım. Tabii. Geçen sefer gibi yine ben tasarım hazırlarım. Size mail atarım o zaman. Tamam. Peki bu önümüzdeki hafta için olacak. Tamamdır. Seninle tanıştığım için o kadar mutluyum ki Aslı'cığım. Bundan sonra birlikte çok çalışacağız. İnşallah. Ben size mail atacağım. O zaman size kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. İyi günler. Hoşçakalın. Güle güle. Kızım paralara bak. Ay Aslı şu anda resmen sevinçten ağlayacağım. Ayrıca bir de ne iyi kadın ya. Eşim verdi. Ay inşallah. Kızım ayda bir kere bile böyle iş yapsak var ya, köşeyi döneriz vallahi. Kızım bak görüyor musun? Kadın anladı sendeki yeteneği. Efendim? Ah merhaba. Ben Elçin Tekcan, Mels Kozmetik'in sahibi. Aslı Koçer'le mi görüşüyorum? Buyurun benim. Merhaba tekrar. Ben sizinle yarışma için görüşmek istiyordum. Bugün ofisime gelmeniz mümkün mü? Ben iş yerindeyim, çalışıyorum şu anda. Ama izin almaya çalışırım. Haber vereceğim ben size. Tamam, problem değil. Sizden haber bekliyorum öyleyse. Peki, iyi günler. İyi günler. Aslı, kimdi o? Çağla'nın annesi, Elçin Hanım. Yarışmayla ilgili konuşacakmış benimle. Aslı bu süper. Kesin anladı kızının yalan söylediğini. Ben sana demiştim değil mi hak yerini bulacak diye. Hadi git hemen. Bekletme kadını. Olmaz Gonca. O kızı tekrar başıma saramam. Her şey yolunda giderken artık tekrar bir sorun istemiyorum. Aslı saçmalama. Tabii ki gideceksin. Tamam. Aşkın uğruna sustun, bazı şeyleri sineye çektin. Bu kız sadece tasarımını çalmadı. Aynı zamanda hayallerini çaldı senin. Bak bu ikinci bir şans olabilir senin için. Sen bir şey yapmış olmuyorsun ki ayrıca. Demek ki kendisi anladı kızının yalan söylediğini. Öyle düşün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun lütfen. Sizi buraya çağırdım çünkü sizden bir şey rica edeceğim. Kendinize ait olduğunu söylediğiniz tasarımı burayı çizebilir misiniz? Lütfen. Önce buraya gelip tasarımın sana ait olduğunu söyledin. Peki sonra neden beni arayıp bir yanlış anlaşılma var dedin? Tasarımı sahiplenen kişinin kızınız olduğunu öğrendiğim için konunun büyümesini istemedim. O yüzden de böyle bir bahane buldum. Anlıyorum. Hmm.
tasarımın sana ait olduğu çok belli. Ben kızım adına senden çok özür diliyorum. Ve bunu kabul etmenizi rica ediyorum. Bu çek benim susmam içinse... Hayır, hayır. Sakın yanlış anlama. Hakkın olduğunu düşündüğüm için. Lütfen al. Bak, yani en azından bunu yapmama izin ver. Gerçeğin ortaya çıkması benim tek istediğim şeydi. O yüzden ben bunu kabul edemem. Israr ediyorum. Lütfen. Alır mısın? Gerçekten istemiyorum. Bu konu beni yeterince yıprattı ve üzdü. Siz de bu konuyu kapatırsanız çok mutlu olurum. Bir saniye, bir saniye. Aslı, bak. Bu yarışmayı birlikte düzenlediğimiz ajansın kartı. Sürekli yeni projeler üretiyorlar ve yeni tasarımcılarla çalışmaya ihtiyaçları var. Ben onları arayıp seninle ilgili bilgi vereceğim. Ve senden rica ediyorum, lütfen sen de onlarla gidip görüş. Bari bunu yapmama izin ver. Çok teşekkür ederim. Şey... Aslı, bu konunun gizli kalması şirketin prestiji için önemli. Merak etmeyin. İyi günler. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var.